Aspiratör filtresi nasıl temizlenir onu göstereceğim. Aspiratör filtremi tepsinin içine koydum. Genellikle fırın tepsisinin içine sıyıyor. Şimdi üzerine yağ sıkıyorum. Ve üzerine kaynar su dökeceğim. Benimki çok yağlı olmadığı için sadece yağ çözü sıkacağım. Ama böyle suyu kaynatanlar da olabiliyor ocakta. Tepsiyi ocağın üzerine koyup. Eğer çok yağlıysa öyle yapabilirsiniz. Ama bu şekilde de güzelce çözünüyor. Gerek kalmıyor. Ama çok çok yağlıysa o zaman muhakkak ki yapın. Şimdi bir 15-20 dakika bu şekilde bekletiyorum. Bir tane bulaşık süngeri aldım. Şimdi 15-20 dakikadır yağ çözü suyun içinde bekliyor aspiratör filtrem. Onu şöyle ters tarafıyla hatta sert tarafıyla sürterek yağlarını daha kolay çıkartıyorum. Şu şekilde. Omomatikli suyun içinde de bekletenler oluyor aspiratör filtresini. Matikli su da çok güzel yağ çözüyor bu arada, onu da söyleyeyim. Ayrıca bu filtreler bulaşık makinesinden atılıp temizlenebiliyor. Ben sık sık atıyorum. Ama diyelim ki çok pis bir filtre, bir eve taşındınız. Önce bulaşık makinesini atın. O bir güzel orada yumuşasın. Ondan sonra benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Ama günlük böyle bir haftada bir kere, haftada iki kere bu şekilde bulaşık makinesini atarsanız zaten hiçbir sorun yaşamazsınız aspiratör filtresi ile ilgili. Şimdi aspiratör filtremi durulayacağım. Filtremi bol su ile duruladım. Şimdi bir de pil ile şöyle bol köpükleyeceğim. Yeniden duruluyorum. Aspiratör filtremi güzelce duruladım. Şuraya bir bez seriyorum. Şöyle dikliyorum suyun süzülmesi için. Ve aspiratör filtrem tertemiz oldu. Bugün size aspiratör filtresi nasıl temizlenir onu gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.